uçağım Zimbabwe'ye indi. Havalimanından çıktım. Şehir merkezinde otobüs veya shuttle olmadığı için mecburen taksiye 20 dolar verdim. Şu an otele doğru gidiyorum. Evet, kaldığım yer burası. 2 gece kalacağım burada. Toplam 63 dolar verdim. Yani kahvaltı hariç ama mutfak kullanılabiliyor. Yani güzel bir yer. İşte şu karşı taraf kaldığım yer. İşte bahçesi falan. Yani gayet sakin. Tam kafa dinlemelik. Otelden çıktım ben. Saat öğlen 2.30'u geçiyor. Şimdi önce şehir merkezine bir 10-15 dakika yolum var. Oradan da işte şelalelere bir 15 dakika daha sürer herhalde. Toplam yarım saat gibi bir şey. Ha, babunlara bak. Karşıya geçiyorlar. Sanırım bir 10 dakika yolum kaldı. Aha, bir tanesi bu tarafa geçiyor. Ne haber lan? Evet, safari aracı da geçiyor. Ben geldim. Girişe 30 dolar verip içeriye girdim. Girişte turnikelerden geçtikten sonra işte karşımıza çıkan alanda birçok işte bilgilendirme panosu falan var. Yer alıyor. Bu panolarda İşte Victoria şelalelerini besleyen Zambezi Nehri'nin Afrika kıtasındaki diğer büyük nehirlerle olan kıyaslaması, işte Victoria Falls'un dünyadaki diğer büyük şelalelerle olan karşılaştırması, alandaki yağmur ormanlarında yaşayan canlı türleri ve Victoria Falls'un oluşumu falan anlatılıyor. Birazdan işte şelalelerin olduğu noktalara ulaşacağım. Evet, geldik. Burası sanırım 3. seyir noktası oluyor. Ben 1 numaradan başlayacağım. Sanırım soldan gideceğim. Dünyanın en geniş şelalesi Zimbabwe'deki Victoria şelalelerindeyiz. Burası 1 numaralı seyir noktası. Hemen arkamda 1855 yılında Victoria Falls'u görebilen tarihteki ilk beyaz kişi olan David Livingstone'ın heykeli bulunuyor. Sanırım doğru zamanda gelmişim. Sular bayağı gürül gürül. Mevsim önemli. Burası 38 steps, yani 38 basamaklı bir yolun sonundan şelalelerin görüldüğü noktadır. Yani işte böyle bir yer. Mesafe uzak olmasına rağmen suların dökülme şiddeti o kadar fazla ki aşağıda inilen basamaklar ıslak ve kaygan. O yüzden gelirseniz dikkatli olmakta fayda var. Burası 3. seyir noktası. Yani 73 metre yükseklikten nehir sularının döküldüğü Devil's Cataract denen yer. Benim de ilk gördüğüm yer burasıydı, ilk vardığım yer. Devil's Cataract aynı zamanda buradaki 5 adet şelalenin en küçüğü. Aa, bak babunlar burada da var. Aha, yukarıda. Hadi dostum, bitir işini.
az önce benim de resim çektiğim iki tane Zimbabwe'li eleman vardı. Onlara söz verdim. YouTube'a koyacağım diye. Arkadaşlar buradaki gökkuşağı hiç kaybolmuyormuş. Evet, böyle bir yer. Ha, burası aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Yani ölmeden görmeniz gereken 100 yerden biriymiş. Hakikaten böyle. Sanırım. Dördüncü seyir noktasına doğru ilerliyorum. Handa tabela. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Victoria Falls'a gitmek için en iyi zaman aralığı Mart-Ağustos ayları diyebilirim. Yani bu aylarda su seviyesi daha yüksek oluyor. Ve karşınıza böyle bir manzara çıkıyor. Orada bir şey var ha. Aha ceylan. Devam edelim. Evet, beşinci noktaya gelmişiz. Soldan gidelim. Abi yerlere baksana ya, o kadar uzak olmasına rağmen nasıl da ıslanmış. Baksana şuraya. Altıncı nokta bir öncekiyle benzer olduğu için oraya geçtim. Şu an yedinci seyir noktasına gidiyorum. Hatta geldim gibi bir şey. İşte burası. Burada şelaleler de bayağı güzel ha. Sekizinci nokta da yine bir önceki seyir noktası gibi Main Falls'u en iyi gören yerlerden biri. Bu noktada Main Falls'a daha yakınız. Sanırım şeytan havuzu dedikleri yer şu karşı taraf oluyor. Yani 9, 10 ve 11. noktaların karşısı. 12. noktadayız. Tam karşıdaki ada David Livingston adası. Oha ya, baksana şuraya nasıl yağıyor. On üçüncü noktadayız. Valla şelalelerin en mükemmel noktası muhtemelen burası olabilir. Ayağım bir kaydı mı gittim valla ha. Mükemmel bir manzara. Abi 14'ü geçtim ya. Aynı yerden burada da, buradan da görünüyor. Baksana tedbirli olanlar yağmurluklarını getirmiş. Hello.
Burası Danger Point denilen yer. Yani 15. nokta. Of, manzaraya bak. Şu an sırılsıklam oldum valla. On altıncı ve son seyir noktası işte bu Victoria Falls Köprüsü. Birazdan oraya yürüyeceğim. Ne varmış lan burada? Yaban tavuğu mu lan o? Başkan nereye? Gel lan buraya. Lanet olsun, buraya gel. Şu an Zimbabwe'den çıkıp Zambiya tarafına geçtim. Burası da Zambezi Nehri. Arkadaşlar yavaştan ben dönüşe geçiyorum. Çünkü hava kararmak üzere. Taksiye binmeyeceğim ya, yürüyeceğim. Böyle. Videoyu beğendiyseniz kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.